aslına bakılırsa temelde çok farklı şeyler söylemeyeceğim ama birbirine yakın belki bazı detaylar verebiliriz. Bir defa 3 Avrupa takımımızın 3'ünde beraberliğine tanık olduk. Bu akşam 2 beraberlik. Evet, 2 takımın da ilk yarıları tuhaftı, ilginçti. Yani olumsuz anlamda. Ve ikinci yarılar farklıydı. Tamam, Fenerbahçe son dakikalarda biraz baskı yedi ama yine de 2-0'dan aynen Esat Yılmay'ın dediği gibi 2-2'ye getirmek çok önemli bir faktördü. Benim bizim takımlarımızdan daha çok rakiplerimizin gösterdiği performansla ilgili dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Birincisi şu, Lisbon takımı bize hızlı hücumun nasıl yapılacağı konusunda hem de tam kadro çıkmamış olmalarına rağmen eksik kadroyla, rotasyon kadrosuyla çıkmalarına rağmen inanılmaz bir gösteri yaptılar. Özellikle ilk yarı için tabii bunu çok daha belirgin söylüyoruz. Bir de şuna şaşırdım ben, Lisbon takımı için teknik direktörlerinin bizim için önemli olan pazar günü yapacağımız lig maçıdır. Dolayısıyla biz bu maçı çok hani önemsemiyoruz mealindeki açıklamalarının yerini bulduğuna tanık olduk. Ben şöyle düşünmüştüm, herhalde ciddi değildir bu adam. Yani yine işlerini yapacaklardır, rotasyon yapsa bile sağlam bir kadroyla çıkacaktır diye düşünmüştüm. Ama hayır, tam tersi. Evet, pazar günkü maçı düşünüyorlarmış. Ama ellerindeki kadronun da bize yedekte bekleyen, sıra bekleyen oyuncuların her zaman ilk yarı için ama ağırlıklı ifade ediyorum, nasıl hazır olması gerektiği konusunda, oyun anlayışı, mantığı konusunda bir örnek vermiş olabilir. Ama Beşiktaş rakibinin ikinci yarıda da düşmesinden faydalanarak kendi usta ayaklarıyla işi en azından beraberlik anlamında da olsa, bir puan anlamında da olsa, ki bir şey kaybedilmiş değil, evet, ikişer maç oynanıldı daha. Daha çok işler var. Bize sağladı. Celtic açısından ise benim en çok hoşuma giden bir oyun tarzı olarak ifade edeyim, kişiselleştireyim de birazcık bunu. Yani bir oyun kanatlara nasıl güzel yayılır, kanatlardan nasıl rakibin üzerine bindirilir, nasıl baskı altına alınır, en güzel örneğini verdi. Fenerbahçe açısından baktığım zaman ise neden onların bu kadar rahat bindirme yapmalarına izin verdiğini, özellikle ilk yarı için rahatlıkla söyleyebilirim. Hani duran toplardan gol yedik falan filan ama şaşkınlıkla izlediğimi söyleyebilirim. Şunu da özetleyebilirim. Yani iki takım içinde, hatta Galatasaray zaten başlı başına dahi bunun içerisinde, Avrupa olarak baktığımız zaman hala tam olarak hazır hale gelmemiş, hala çok fazla sıkıntıları olan, hala bir türlü kimin nerede ne yapacağı belli olmayan halde olmaları, aslına bakarsanız kaç hafta geçmiş, 6-7 hafta geçmiş, anlaşılması güç ve şaşırtıcı görüntü. İlk sözlerim bunlar olsun.